Kahve severler ekran başına, kahvenin binbir çeşidinin bir araya geldiği Kahve ve Çikolata Festivali Ankara'da başladı. Kanal 7 Haber ekibi de en iyi Türk kahvesi yapmanın inceliklerini şampiyon baristadan sizler için öğrendi. Bu festival kahve tutkunları için Ankara'da üçüncüsü düzenlenen Kahve ve Çikolata Festivali başladı. Biz tamamen laboratuvar ürünleriyle yapıyoruz. Hani yeni kendi ürettiğimiz ekipmanlarla. Bu da yeni bir format. Normalde damıtma yöntemiyle tek şeyde oluyor ama biz 3 aşama yaptık. Her yere aynı şekilde su dağılsın diye kahvenin aromatik tatlarını biraz daha iyi hale getirmiş oluyor. Siz de kahve severler grubunda mısınız? Evet, çok kahve. Özellikle filtre kahve tiryakisiyim. Soğuk, sıcak, aromalı veya klasik Türk kahvesi. Festivalde çeşit çeşit kahveler görücüye çıktı. Her birinin demleme tekniği ve lezzeti farklı. Evde herkes kahve yapıyor ama bu kahve yapmanın da tabii incelikleri var. Yanımızda Koray Erdoğdu var. O da dünya şampiyonu. Türkiye'de de çok fazla şampiyonlukları var. Ve bize doğru kahve yapmanın, Türk kahvesi yapmanın inceliklerini anlatacak Koray. Nasıl yapacağız Koray? İlk başta cezvenin içine kahve ilave etmeniz gerekiyor. Sonra suyu ilave edeceğiz. Burada yanlış yapılan bir şey var. Önce su sonra kahve konuluyor. Önce su sonra kahve konulsan içinde bir topaklanma oluyor. Bu topaklanmayı iyi çözemezseniz kahve iyi demlenmiyor. Bu da acılaşmasına neden oluyor. Türk kahvesi asla ve asla soğuk suyla demlenmez. Çünkü ince ötülü için kısa sürede demlenmesi gerekiyor. Bunun da çözüm noktası ılık su. Yani parmağınızın dayanabildiği sıcaklıkta bir su olması gerekiyor. Ben 65 ile 75 santigrat derece arasında kullanıyorum. 9 gram kahve, 70 gram su kullanıyorum. Kahveyi koydum. Suyu üzerine yavaşça bütün hepsini ıslanacak şekilde gezdirmeye başlıyorum. Sadece burada karıştırıyorum kahveyi. Bir daha hiçbir şekilde müdahale etmeyeceğim kahve demlenirken. Burada kahveyi iyice çözmüş oluyorum suyla birlikte. Sonra direkt ocağın üstüne koyuyorum. 1 dakika 45 saniye ile 2 dakika aralığında demleyeceğim. Çok fazla kaynatmadan alacağım. Çünkü çok fazla kaynatırsam fokur fokur acılaşmaya neden oluyor. Direkt fincanın içine ilave edeceğim. Bu arada fincanın yapısı da önemli kullanırken. Fincanın ağız yapısının dar, alt tabanın geniş olması gerekiyor. Festival turu yudumlanan kahveler eşliğinde yapıldı. Çekirdekten fincana yolculuk doyasıya test edildi. Ecdadımızın bulduğu bir şey aslında. Ve biz bu kahveyi devam ettiriyoruz, bu kültürü. Çok güzel bir kültür. Türk kahvesi tercihim. Her gün 2-3 tane içerim. Türk kahvesi. Yani Türk kahvesini tek geçiyorum ben. Bir Türk kahvesinin 40 yıl hatırı var mıdır? Olması lazım. Var. İkram edene göre değişiyor. Kompana adında bir kahve. Espresso ve süt köpüğüyle hazırlanıyor. Acı bir kahve. Ato Kongresyum'daki festival pazar günü sona erecek.